Sevgili hocam, dün tabii ki Sayın Şimşek'in açıklamalarını konuştuk ama konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü burada birkaç tane önemli mesaj var. Bir, kayıt dışılıkla mücadele. Önemli. İki, asgari ücret meselesi. Üç, benim gözüme çarpan KDV arttırdık, enflasyonuz etki yarattı. Biz bunu hep söylüyorduk. Şimdi bu 4 saatlik toplantıda da iş dünyası isteklerini dile getirmiş. Verginin tabana yayılmasını istemiş. Ciro'dan bir vergi alınmasın demiş. Yine bakıyorum vergi artışlarına destek, teşvik, indirim kısıtlamaları maliyetleri artıracak. Vergi kar edenden alınır. Böyle kar etmek mümkün değil diyor iş insanları. Kayıt dışılığı mücadeleye vurguları var. Bunun dışında yine bakan yardımcısı sunum yapmıştı. Tabii Şimşek yetişememiş ilk başta. 2024 maliyeti EYT'nin 250 milyar TL, 750 özür dilerim. 2025'te 1.2 trilyon TL. Dolayısıyla vergi ihtiyacımız var deniyor. Şimdi hocam, evet anlıyorum bütçeyi denkleştirmek zorundalar ama elektriğe 138 zam, ÖTV ayarlaması derken arz odaklı bir enflasyonist baskı da önümüzde duruyor. Şimdi yapılan bu politikaları ne kadar doğru buluyorsunuz? Önce onu sormak istiyorum. Yani biz biraz talepten ziyade arz enflasyonu düşünerek hareket etmek durumunda değil miyiz? Ben mi yanlış düşünüyorum hocam? Buyurun. Şimdi teşekkür ederim tekrar davetiniz için. Ben Sayın Şimşek'in epey bir deneyimi var aslında Maliye Bakanlığı'nda geçmişte. Ona rağmen şu son 3 ayda geçirdiği zamanı sanki deneyimsiz bir bakan gibi düşünüyorum. Çünkü gerçekten vergide ciddi artış olacak dendi. Ama 3 aydır vergi paketi konuşuyoruz. Detaylar konuşuluyor. Vergi reformu yapılacaksa detaylar konusu bence çok girilmemesi lazım. Çok daha gizli yapılması gerekiyor bazı şeyler. Çünkü çıkar birilerine dokunuyorsunuz mutlaka. İşte emlak vergisi deyince birileri ver yansın ediyor. İşte borsada aynı şekilde herkes vergiyi daha az ödemek istiyor. Ama kayıt sonra iş geliyor, kayıt dışıyla mücadeleye geliyor. Ama AKP döneminde ne zaman kayıt dışıyla mücadele yapıldı? Bir düşünün. AKP döneminde her 2 yılda bir vergi affı çıkarıldı. Vergi affı çıkarılan vergi reformu yapılmadı. Öyle o açıdan baktığımızda bunu bütün iş gruplarıyla, değişik gruplarla konuşaraktan vergi reformu yapabileceğinizi sanmak mümkün değil. Bugün keza bir bakan görevinden ayrıldı değil mi? İmar Bakanlığı'nda. Evet. Sağlık Bakanı istifasını verdi. Yeni bakanlar. İkisinin de aslında içeriden gelen, hatta Kahramanmaraş depremi sonrasında ihalelerde bazı telkinleri dinlemediği yönünde nedenler var. Yani bir çıkar grupları bir şekilde gelirlerini arttırmak için uğraşıyorlar ve buna karşı çabalayan bakanların da bir şekilde suyu ısınmış oluyor diyebilirsiniz tabiri caizse. Sayın Şimşek şu anda bence onunla mücadele ediyor. Çünkü AKP vergi reformu yapabilecek bir parti değil şu aşamada. Şu anda Sayın Şimşek'e verilen görev aslında bu enflasyonu düşürmek, enflasyonu kontrol altına almak ve seçime kadar idare etmek. Seçim dönemi gelince tekrar popülist politikalar devreye girecek. Yani o anlamda ben vergi reformundan konuşulması, yani burada elbette ki Cüneyt Bey'i de dinledim bir ölçüde. Ben mesela yapısal reformlar konusunda hiç konuşmuyorum artık çünkü AKP'nin yapısal reform yapabileceğine inanmıyorum. Çünkü geçmişte yapılan her şeyi bozdu son 20 yılda. O anlamda şimdiden tekrar her şeyi yeni baştan yapılabileceği mümkün değil. Bir bizim 2002'den sonra uygulanan bir kamu ihale yasası vardı. 198 kez değişti. Yani 200 belki de bugün 200 de olmuş olabilir. Yani nedir? Sürekli artık o ihale yasasının hiçbir anlamı yok. Şeffaflık diye bir şey yok. Bu anlamda baktığınızda ben şu anda sadece elimizde para politikası var. Para politikasıyla biz iç talebi kontrol altına almaya çalışıyoruz. Merkez Bankası yalnız kalmış durumda ve Sayın Şimşek de tek başına uğraşıyor. Ama partisinden ve Cumhurbaşkanı'ndan destek alamadığı için, güçlü bir destek alamadığı için ne kamu harcamalarını kısıtlama konusunda yeterince bir paket açıklayabildi. Yani 100 milyar lira. Yani 11.1 trilyonluk bütçede 100 milyar lira nedir düşündüğünüz zaman? Ne de vergileri arttırmak için elini gerçekten güçlü bir şekilde uygulamaya devam edebiliyor. Yani bunu yapamıyor. 3 aydır bunu konuşuyoruz. Aslında biz evet, çoktan bunun açıklanması lazım.
Yani orta vadeli programı temel almak doğru belki. Ama orta vadeli program da gerçekten dört başı mamur bir program değil. Yani dört başı mamur ne demek istiyorum? Bütün hesapların birbiriyle tutarlı olduğu bir program evet. değil. Ama onu bile kayıt altına alıp onu bile takip edilse elbette evet. ki daha yolunda gidecek. Bana şimdi bir soru da Cüneyt'e sorup Cüneyt'e teşekkür edeceğim. Cüneyt, şimdi bu mevcuttaki özellikle şirketlerle ilgili konuşulan vergi konuları, işte cirodan vergi alınmasın, alınsın vesaire, borsadaki hisse senetleri olan şirketleri ne yönde etkileyebilir sana göre? Son sorun bu olsun. Şimdi netleşmeden bunu tabii söylemek, etki analizi yapmak mümkün değil sevgili. Tabii ki tam etki yani bunu rakamsal olarak değil de yatırımcı gözüyle diyeyim ben, sana daha doğru olur yatırımcı şöyle gözüyle. Şöyle söyleyeyim, enflasyon muhasebesini evet. gözlemliyoruz. O yüzden önümüzdeki dönem vergi konusu netleştikçe ki hocamız da bilir, globalde de bu işler böyle oluyor. Tartışmadan bir vergi süreci netleşmiyor. Reformist bakış tartışmayı, diyaloğu ve neticede uzlaşmayı gerektirir. Toplumun da konsensüs içinde olması gerekir bir vergi sürecinin netleşmesi için. Yani bugüne kadar kayıt dışı içinde yaşamış bir süreci kayıt içine almak için bir uzlaşma gereklidir diye düşünüyorum. O yüzden o uzlaşmanın neticesinde yani reel sektörün talepleri var. Muhtemelen Sayın Bakanımızın da bakanlığı nezdinde buna bir cevabı olacak. Ve ortada bir konsensüs içinde bir reform çıktığı andan itibaren onun etki analizini daha rahat yapabileceğiz. Ama neticede bilançosuna, temel analiz noktasında bilançosuna etki eden her kalem şirket için olumlu ya da olumsuz, biliyorsun fiyata da etki eder. Evet, evet. Süreç netleştikten sonra konuşmak daha kolay olacak gibi geliyor bana. Bakalım yatırımcı gözüyle diye ben de merak ettim. Yatırımcı çok vergi sevmez çünkü. Cüneyt teşekkür ederim, ağzına sağlık. Yani yatırımcı borsaya olan vergiyle konsantre, evet. O süreç bir sonraki seviye sevgili. Anladım. Peki Cüneyt teşekkür ediyorum, ağzına sağlık. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Sevgili hocam, şimdi bu vergi konusunu tekrardan gireceğim. Fakat bir de tabii yarın enflasyon gelecek. Enflasyon da işte İstanbul'un enflasyonu açıklandı. %3.42, yıllıkta %82.2. Şimdi biz yarın alacağız enflasyonu ve emekli maaşları netleşecek. Siz ne bekliyorsunuz oran olarak? Enflasyonu ve hani baz etkisi diyoruz. Yıllık bazda kaça kadar düşmesi beklenir baz etkisi dediğimiz için? Yani benim burada beklediğim yaklaşık 2,5 civarına yakın bir enflasyon. Daha önce 2.2'ler olabileceğini düşünüyordum ama sonuç itibariyle son gelen veriler bize şeyi gösteriyor. Yani 2,5 biraz daha olası bir ihtimal. Yani ilk 6 ayda %26'lık bir enflasyon göreceğiz gibi gözüküyor. Yıllık bazda baktığımız anda 60. Tam yıllık bazda hesaplamadım ama eğer onu bir bakmam gerekebilir. %65'lere düşebilir. Hayır, %73'e düşebilir gibi gözüküyor. %73 civarında bir oran olabilir. Biraz düşüş olacak elbette ki. Ama bu sonuç itibariyle düşüş tarafı aslında bakmamız gereken bence yıllıktan çok bizim aylık. Yani Merkez Bankası'nın senaryolarında da sonuç itibariyle %2'lere doğru ineceğini aylık enflasyonun beklentileri için dahilindeydi. Şimdi ben biraz önce vurgulamaya çalıştığım konu da oydu. Yani vergi tarafı önemli. İç talebi mutlaka yavaşlatmamız gerekiyor. Kamu harcamalarındaki daralma bu yönde bir ciddi bir adım olmadı. Yani 100 milyar lira gerçekten milli gelire oran olarak %0.25 falan galiba. 40 trilyonluk bir milli gelirde çok düşük bir oran. Aynı şekilde toplam harcamaların da %1'i, kamu bütçesinin %1'i. Vergi tarafındaki artış evet bütçeyi biraz daha yoluna koyacak ve borçlanma ihtiyacını azaltacak. Yoksa bu yüksek faizlerden borçlanmaya başladığı zaman hükümetin bu borç yükünün giderek artması elbette ki sürdürülemez bir hale gelecek bir noktada. Yani onun için... Hem de vergi artışları da bir ölçüde iç talebi de biraz kontrol etmek amaçlı olacak. Şimdi sevgili hocam, kaynak girişi çok güçlü dedi yine bakan. Ve kaynak girişini nasıl yönetiriz ona bakıyoruz. Çünkü
Döviz girince aşırı TL basmak zorunda kalıyoruz dedi. Tabii bu enflasyonun dezenflasyon sürecine etkiliyor dedi. Şimdi piyasada çok fazla likidite olduğu da ifade ediliyor. Ki biliyorsunuz bankalar zorunlu karşılıklarla ilgili bir düzenleme yapılarak bunun önüne geçilmeye çalışılıyor. Ama hali hazırda biz TL'ye yönelelim diye düşünürken, yani TL'ye yönlendirmeye çalışıyorlar. Ama mevduat faizlerine bakıldığında düşmeye başladı. Kredi faizleri hala yüksek. Finansmana erişim konusunda iş dünyası zaten devamlı söylüyor. Çok pahalı kredi kullanıyoruz diye. Burada denge de bozuldu. Bu dengeyi oturtmanın yolu ne? Yani mecburen döviz girişi dolayısıyla TL'ye bastık dedi çünkü. Buyurun hocam. Yani evet, bunu sterilize edebilmesi lazım. Doğrudan piyasadan bu likiditeyi çekebilmesi lazım Merkez Bankası'nın. Zorunlu karşılıkları daha önce de kullandı. Ve sonuç itibariyle her seferinde doğrudan piyasadan kısa dönemli çekmesi yeterli olmuyor. Gerekirse zorunlu karşılıkları daha da arttıracaktır. Ama öte yandan işte bir ölçüde kamunun tasarrufları olabilseydi, kamunun tasarrufları artabilseydi o da likidite çekmekte işe yarayacaktı. Ama kamu harcamaları güçlü bir şekilde devam ettiği için özellikle deprem bölgesinde de bu bir ölçüde Merkez Bankası'nın işini zorlaştırıyor. Yani asıl bir ölçüde enflasyonla mücadele iki ayağı var elbette ki. Yani makro anlamda iki ayağı var. Birisi maliye politikası, diğeri de para politikası. Para politikası yolunda giderken ama KKM ilk başta işi zorlaştırdı. Şimdi de maliye politikasında yeterince sıkılaşma olmaması Merkez Bankası'nın işini zorlaştırıyor gerçekten. O anlamda benim tahminim şu andan itibaren ne kadar gecikirse maliye politikasındaki sıkılaşma, yıl sonu enflasyon beklentileri ona göre yukarı doğru gidecek.